İçişleri Bakanı örneğinde görüldüğü gibi, yani madem her şeyi Allah yapıyor, Allah çocuk veriyor, Allah yağmur veriyor, rızık veriyor, Allah eş veriyor, çift veriyor. Madem öyle kardeşim, benim bu kokain işlerimi de Allah bana yaptırıyor dedi, çıktı adam. Madem öyle, benim yaptığım zulümler, yanlış olduğunu zannettiğiniz her şeyi de Allah yaptırıyor diye. Üç defa Allah yaptırıyor, Allah yaptırıyor diye. Buyur. Buyur buradan yak. Şimdi buna ne diyoruz? Buna çarpıtma diyoruz. Kur'an-ı Kerim bir inkar edilir, iki kabul edilir ama çarpıtılır. Buna Allah yolundan alıkoymak der Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'daki ismi de seddetmek. Yani bir ayetin anlamını doğru anlaşılmaması için çarpıtmak. Orada kastedilen Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayetler yok ki canım. Başka ayetler de var. Başınıza gelen her musibet sizin kendi ellerinizle yaptığınızdan dolayıdır diyor. Bütün iyilikler de Allah'tandır diyor. Buna ne diyeceksin o zaman? Bu ayete bakarak da bütün her şey sen kendin yapmış oluyorsun. Şimdi burada şöyle bir şey var. Kur'an'ın şimdi bir laf edeceğim. Onu dikkatle dinleyin. Bir dilin ister İngilizce, ister Arapça, ister dünyanın en zengin dili neyse o da olsa. Yani insanların konuştuğu bir dilin imkanlarına sığmayan dalgalı bir akışı vardır. Ne demek istiyorum? Şimdi Allah dünyayı var eden yaratıcı, koskoca evreni yaratan yaratıcı kalkıyor Mekke'nin, Medine'nin müşriklerine, inkarcılarına, hani tabiri caizse göbeğini kaşıyan adamına, münafığına, ikiyüzlüsüne, paracısına, tefeci bezirganına, böyle yiyip içip, şarap içip, çadırlarda kadınlarla düşen kalkan, köle çalıştıran, Kabe'ye getirilen mallarla geçinen, zerre bir insanlığa yararlı ve hiçbir emeği olmayan adamlara laf yetiştiriyor. Bunlara bir şeyler söylüyor. Yani İslam inancına göre Hz. Muhammed'e gelen sözler Allah'tan gelmiştir. Her ne kadar manası Allah'tan, lafzı peygamberden dense de sonuç itibariyle bu Allah'tandır. Yani bana göre de manası Allah'tandır ama lafzı peygamberdendir. Peygamber onu kendi diline dökmüştür ama manayı ondan almıştır. Yani tarihselcilik dediğiniz şey de budur ve doğrudur bu görüş. Fazıl Rahman da bunu söylemiştir. Fakat dışarıdan bakıldığında kardeşim Müslümanlar bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'tan geldiğine inanırlar. Doğru, inanıyoruz. O biraz nüans fark oluyor. Nasıl? Ama nasıl dersen biraz teferruatta fark olabilir. Şimdi ama bu sözler sonuç itibariyle onlara söyleniyor. O zaman ne oluyor? Yaratıcı, muazzam güç onların diliyle bir Arapçanın imkanlarıyla onların anlayacağı şekilde onların beynine böyle küçük kafalarına, küçük beyinlerine girecek şekilde cümlelere dökülüyor. Ve öyle anlatılıyor. Öyle olunca bir tarafta diyor ki Allah'ın varlığını, Allah'ı unutmalarına karşı Allah'ın varlığını vurgulamak için her şeyi yapan eden Allah diyor. Zenginlere malı mülkü veren de Allah diyor. O elinizdeki mallar da Allah'ın zaten diyor. Niye vermiyorsunuz fakire fukaraya? Sizin mi o tarlalar, bağlar, bahçeler diyor. Ben verdim onları size diyor. Onları zenginleri aşağılamak için. O zaman sahibi versem ver o zaman diyor. Ne itiraz ediyorsun? Sen kendininmişsin gibi. Kendi sahibi kendinmişsin gibi sahipleniyorsun. Sonra insanlar kabilesiyle böbürleniyor. Ya kabileleri yaratan da Allah'tır. Bunu siz var etmediniz ki diyor. İnsanlar oğullarıyla böbürleniyor. Ya oğulları size veren de Allah diyor. Kadınlarıyla erkekleriyle böbürleniyor. Ya erkekleri kadınları size eş var eden de Allah diyor. Topraklarıyla böbürleniyor. Ya o topraklar zaten Allah'ın, onları o size verdi diyor. Bütün bunlar insanları tevazu olmaya,
yönetmek içindir. Yani Kur'an'daki bu yoğun Allah vurgusu bunun içindir. Bunu böyle söylüyor ama şimdi adam alıyor bu sefer. Madem benim her şeyi yapan eden Allah, her şeyi veren Allah, o zaman kardeşim bunu bana Allah verdi. Bunu bana Allah yaptırdı. Yaptığı kötülükler de Allah'ın üstüne yıkıyor. Zulümleri de Allah'ın üstüne yıkarak bu bir dilin imkanlarına sığmayan dalgalı akışı kendi kafasına göre çarpıtarak kullanmaya kalkıyor. Şimdi tam da burada işte ayetleri doğru anlamakla da sınava çekiliyoruz. Bu ayetleri bakalım nasıl anlayacaklar. Kendi kafasına göre. Siz ne yapıyorsanız Allah her şeyden haberdardır. Attığında sen atmadın. Aslında sana attıran Allah'tı. Bakalım ne yapacak şimdi burada? Bunu nereye çekecek? İşte Bedir Savaşı'nda Müslümanlar savaşta böbürlenince yendik, vurduk, devirdik, ezdik, geçtik. Bize karşımızda kimse duramaz falan diye. Hafiften bir böbürlenme olunca diyor ki düşmanın üzerine mızrak attığınızda, ok attığınızda, kılıç savurduğunuzda aslında sen atmadın. Siz atmadınız. Atan Allah attı diyor. Bunlarla böbürlenip durmayın diyor yani. Böyle dedi ya. Hemen bunu alıyor. O zaman benim yaptığımı da, benim attığımı da Allah attı. Yani kasa kasa kokainleri ta Latin Amerika ülkelerinden getirip limandan böyle tırların içerisine her attığımda atan ben değildim aslında Allah'tı yani. Allah yaptırdı bize bunları. Bak 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 neyi nerede kullanıyor. Şimdi tam da bu işte insanların zihniyetini ele verir. Yani ayet, Kur'an ayetleri yine Kur'an'ın tabiriyle bazılarının imanını artırır, bazılarında küfrünü artırır, bazılarında nifakını artırır. Senin içinde ne varsa onu artırır. İçinde nifak varsa ayet oldukça nifakını artar. Çünkü kafan oraya çalışıyor hep. Nerede çarpıtırım, kendime nasıl kullanırım diye düşünüyorsun. Eğer küfürle doluysan ayet okudukça senin küfrün artar. Açık yakalamaya çalışırsın. Eğer gerçekten güvenen, iyi niyetli birisin, senin güvenini ve iyi niyetini artırır. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'le ilişkide değil arkadaşlar. Tüm insan ilişkileri de böyledir. Yani bir adama bir şey göster, yorumla bunu de. İçinde ne varsa o şekilde yorum yapar. Yani kabı yarısına kadar doldurursun. Meşhur örnektir. Burada ne hissediyorsun? Bir yorum yap dediği zaman der ki kap niye yarıya kadar dolmuş der. Öbürü de kapın niye yarısı boş der. Biri dolu olduğuna, biri boş olduğuna. Bu nedir? Kişiye göre bardağın dolu veya yarım olduğu değişmez ki. Senin bakışın farklı. Sen birisi boşluğuna, öbürü dolu olduğuna. Yani birisi böyle hep böyle nereden menfaati var, nereden işin kötülüğüne, fitnesine, fesadına kafayı çalıştırır. Hep oralardan bakar. Bu insanın iş dünyasını da aynı zamanda ele veren bir şeydir. Ne yapar? Akıl ve vicdan sahipleri de kenardan bakar. Güzel. Sen konuşmaya devam et. Ne olduğunu böylelikle ortaya çıkarmış oluyorsun. Kur'an ayetlerine sen dersen ki bizi Allah yaptırıyor. Ben sana notumu veririm. Nereden baktığının notunu iç dünyanı dışarı yansıttın kardeşim. Bu böyledir yani. Böyle insanlara bakın. Herkes kendi iç dünyasını yansıtır. Ne varsa kendi içinde vardır, onu dışarı çıkarırsın. Kur'an'a bakış da böyledir. İnsanların birbirine bakışı da böyledir. Niye bazıları iyi niyetli yorum yapıyor? Aynı şeyi bazıları kötü tarafından bakıyor. Sebep ne? Niye bazıları iyimser taraftan bakıyor? Öbürü kötümser taraftan bakıyor. İçimizi yansıtıyoruz ya. İçimizi, içimizde olan dışarı çıkıyor işte. Bu kadar basit. Sen kötülük dolusun, fitne fesat dolusun. Hep kötülük ve fitne tarafından bakıyorsun.